Dersimize Servet Fünun Edebiyatı'nın en önemli şairi olan Tevfik Fikret ile devam ediyoruz. Tevfik Fikret'in belli başlı özellikleri, şiirinin özellikleri ve eserlerini hocamızın anlatımında göreceğiz. Evet hocam, Tevfik Fikret. Tevfik Fikret. Öncelikle Şermin diye bir hanımefendi var. Bu hanımefendi saz çalar. Çok da güzel saz çalar. Ama saz çalmasına da Haluk'un defterine borçludur. Haluk'un defterindeki notalara bakarak o güzel sazı çalar. Evet. Bunun üzerine Şermin tarihi kadın unvanını alır. Tarihi kadim, tarihi kadın unvanını alır. Kadın. Rubab buna çok sinirlenir. Rubab'ın cevabı çok ağır olur. Gelir, Şermin'in sazını kırar. Kırık saz Rubab'ı şikesti. Evet. Tevfik Fikret'in eserleri tarihi kadim, Şermin, Haluk'un defteri, Rubab'ı şikesti, Rubab'ın cevabı. Evet. Tevfik Fikret, konuşmamızın başında da söylediğimiz gibi Servet Fünun Edebiyatı'nın döneminin en önemli ismi. Çünkü bu derginin, Servet Fünun bir derginin ismidir aynı zamanda, başına getirilen kişidir. Servet Fünun Edebiyatı, Tevfik Fikret'in Servet Fünun dergisinin başına getirilmesiyle başlar. Eserlerinin burada da görüldüğü gibi şiir formunda olduğunu biliyoruz. Aruzu kullanır. Sadece Şermin çocuklar için yazılmış bir şiir kitabıdır. Bu yüzden heceli yazılmıştır. Tarih-i Kadim, Rubab'ın Cevabı, Haluk'un Defteri, Rubab-ı Şikeste bunlar ise aruzda yazılmıştır. Bu arada rubab her ikisini de geçer. Rubab saz demektir hocam. Anlattığımız öyküyle aslında evet, bir örtüşme söz konusu. Rubab-ı Şikeste kırık saz demektir. Rubab'ın cevabı yine aynı şekilde sazın cevabı şeklinde. Çok daha soru olarak karşımıza gelmez anlatacağım şey ama akılda kalması için söylüyorum. Her ikisinde rubab olmasının aslında iki sebebi vardır. Bunlardan birincisi Tevfik Fikret'in Batı Edebiyatı'nda sevdiği, okuduğu, beğendiği bir filozofun eserinden alıntıdır bu rubab, Protom isminde. Diğeri ise Mehmet Emin Yurdakul'un, eğer hatırlayacak olursanız, Türk Sazı isimli bir şiir kitabı vardı. İşte onu antites olarak yazıldığı için rubab-ı şikeste. Yani onun şiirini, anlayışını, düşüncesini benimsemediği için bu şekilde bir eser kaleme almış. Tevfik Fikret kendi döneminde özellikle Mehmet Akif Ersoy'da savaş halindedir. Onun şiir anlayışını, karakterini, düşüncesini beğenmez, takdir etmez. Kendisinin biraz daha böyle idealist bir tutumu vardır. Bu idealist tutum aslında Mehmet Akif'te de bir idealist tutum var ama Mehmet Akif Ersoy'un idealist tutumuyla Tevfik Fikret'inki çarpışır. Yani asla aynı minval üzerinde değiller. Ama ortaya koymak istedikleri ürünün bir özelliği vardır. Bu da eğitimli nesildir. Bu yüzden Tevfik Fikret'in idealize ettiği genç ismi Haluk'tur. Haluk oğlunun ismi aynı zamanda. Yine idealist bir genç nesil oluşturmak isteyen Mehmet Akif Ersoy'un ise bu gencin ismi Asım'dır. Asım'ın nesli diye geçer. Hatta Safahat'ın bölümlerinden biri de Asım'dır. Fakat şöyle bir kader oyunu vardır. Tevfik Fikret'in oğlu Haluk Amerika'ya gider ve papaz olarak döner. Bu durumdan çok muzdarip olan Tevfik Fikret'in maalesef hayalleri suya düşmüştür. Bu da onu inkisara uğratır. Tarih-i Kadim eski tarih demektir. Tam Türkçe çevirisi eski tarih demektir ve bu şiir kitabında eski tarihimizle bir savaş halindedir. Görüldüğü gibi Tevfik Fikret'in geçmişle çok canlı, sıcak bir bağlantısı yok. Bunu biraz daha böyle eleştiri mantığıyla olumsuz algılamakta. Dolayısıyla geleceğe bakıyor. Geleceğe bakarken de Batı kaynağını özümsüyor. Tevfik Fikret'in belli başlı özellikleri bunlar. Birkaç da şiirin özelliklerini söyleyelim. Sis isimli önemli bir şiir var. Sis ilk defa İstanbul'u kötü, çok olumsuz, negatif şekilde ele alan bir şiirdir. Demek ki Sis şiiri önemli. Bunun sebebi de istibdat dönemindendir. Zaten Servet Fünun Edebiyatı'na damgasını vuran büyük olay istibdat dönemidir. Tevfik Fikret'in başka bir özelliği ise şiirde parnasizmi kullanması. Parnasizm akımını şiirde uygulamış. Özellikle Francis Coppe isminde bir Fransız şair var. Onun şiirlerinden etkilenmiş ve Balıkçılar isimli şiirini onun etkisiyle yazmış. Ve Tevfik Fikret'in son bir özelliğiyle konuşmamızı tamamlıyoruz. O da şiiri düz yazıya yaklaştırması. Bunu daha önce de söylemiştik. Yine söyleyelim. Tevfik Fikret ve Mehmet Akif Ersoy'un ortak bir yönü var. Bu da şiir düz yazıya yaklaştırmaları.
Yahya Kemal Beyatlı ise her ikisinden de ayrılıyor. Ne yönden ayrılır? Yahya Kemal Beyatlı ise şiiri düz yazıdan uzaklaştırmıştır. Ona göre şiir düz yazıya çevrilmesi zor olan beyittir veya ifadelerdir. Tevfik Fikret ve Yahya Kemal arasında böyle bir farklılık vardır diyoruz hocam.